İndirimli ulaşım öğretmenin hakkıdır. Çok uzun zamandır belediye yetkililerinden bu acil yaşamsal konu hakkında bir an önce adım atmalarını sağlatabilmekti. Belediye yetkililerinden son olarak görüştüğümüz EGO Genel Müdürü Sayın Zafer Tekbudak idi. Yaklaşık olarak 2-2,5 hafta önce kendisiyle görüştük. Aldığımız bilgiye göre de Zafer Tekbudak'ın da görevinin değiştiğini, yerine başka bir EGO Genel Müdürü geldiğini öğrendik. Dolayısıyla kendisinin bize verdiği sözde, yani bunları inceleyeceğiz, verdiğiniz raporları inceleyeceğiz ve seçimler gelmeden bir an önce indirimli ulaşım hakkı konusunu belediye meclisinde gündem yapmak için çabaya, girişime geçeceğiz demişti. Ama ne yazık ki bu da gerçekleşmedi. Ankara'da özel sektör öğretmenleri sendikası olarak uzun süredir devam eden indirimli ulaşım kartı mücadelemiz bugünden başlayarak başka bir biçime dönüşüyor. Sesimizi duymayanlara alanlardan sesleniyoruz. Bizler özel kurslarda, özel okullarda, rehabilitasyon merkezlerinde, kreşlerde, sürücü kurslarında çalışan ve ataması Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan öğretmenleriz. Kölelik sistemine denk çalışma koşullarımızı değiştirebilmek, özlük haklarımızı kazanabilmek için mücadele ederken bir de ulaşımda eşitsizlik gibi bir başka haksızlığa uğradığımız için daha da yıpranıyoruz. Resmi okullarda çalışan meslektaşlarımızın yararlanabildiği, öğretmenlere tanınan indirimli ulaşım hakkı söz konusu özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenler olunca kimi belediyeler tarafından maalesef gasp ediliyor. Öğretmenler arasında bir ayrımcılık yapılıyor. Kamudaki meslektaşlarımız bu haktan faydalanırken bizler bunun dışında tutuluyoruz. Oysa ki özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenler de 3 yasaya bağlı çalışır. Ve bu yasalardan biri de 657 sayılı devlet memurları yasasıdır. Metnin devamında da sıralayacağımız birçok ildeki belediye özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlere verdiği bu hakkı 657 sayılı yasayı gözeterek vermiştir. Buna ilişkin tüm bilgi ve belgeyi ulaştırabileceğimiz belediye yetkililerine sunduk. Kurumlarımızda düşük maaşlarla çalıştırıldığımız yetmezmiş gibi özel öğretim kurumlarının çok büyük bir kısmında öğretmenlere servis hizmeti sağlanamadığından ulaşım giderleri de öğretmenler için apayrı ciddi bir yük teşkil ediyor. Geçinemiyoruz. Melih Gökçek tarafından 2015 yılında elimizden alınan indirimli ulaşım hakkımız için aylardır mücadele ediyoruz. Yoğun çabamızla Ankara'da bu konunun yetkilileriyle iletişim kurmaya çalışıyoruz. Bu şehirde yaşayan öğretmenlerin taleplerini yetkililere ulaştırmak için çabaladık. Bizi öğretmenden saymayarak Melih Gökçek tarafından elimizden alınan bu hakkın mevcut yönetim tarafından iadesini talep ediyoruz. Hukuksuzluğu sürdürmek sosyal belediyecilik anlayışıyla örtüşmüyor. Özel sektör öğretmenleri sendikası, on binlerce öğretmeni temsil eden bir meslek örgütüdür. Bu sorumlulukla bundan bir ay önce EGO Genel Müdürlüğü ile görüşerek taleplerimizin belediye yetkililerine iletilmesini istedik. Bu görüşmede kamuda çalışan öğretmenler gibi ulaşım indiriminden yararlanmak istediğimizi, indirimli ulaşım hizmetinin bir kamu hizmeti olduğunu ve kamu hizmetinde eşitlik ilkesinin anayasal bir dayanağa sahip olduğunu ve sürecin takipçisi olacağımızı belirttik. Fakat sonrasında belediye yetkililerinden bizlere dönüş olmadığı gibi sorunun çözümü için de bir adım atılmadı. Tekrar ediyoruz. Sayın Mansur Yavaş, bu sesi duymak sorumluluğunuzdur. Bu hakkın öğretmene teslim edilmesi belediyecilik anlayışınızın bir göstergesi olacaktır. Başkent Ankara'ya yakışmayan bu eşsizliğe lütfen son verin.
İki hafta önce İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde alınan kararla özel öğretim kurumlarındaki öğretmenler indirimli ulaşım hakkını kazandı. Bursa, Adana, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, Kocaeli, Antalya ve Mersin'deki özel sektör öğretmenleri bu haklarını yıllardır kullanıyor. Soruyoruz, belediye kanunları şehirden şehire değişiklik mi gösteriyor? Ankara'nın öğretmeni farklı, diğer illerin öğretmenleri farklı bir yasaya mı bağlı? Bu sorunun çözümü basit. Belediye meclisine getireceğiniz bir önergenin hakkımızın teslim edilmesi hususunda onaylanmaması için hiçbir neden yok. Ankara'da yaşayan 30 bini aşkın özel öğretim kurumu öğretmeni bu süreci bir an önce başlatmanızı bekliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyoruz. Bu hukuksuzluğun sürdürücüsü olmayın. Ankara'daki özel öğretim kurumlarında çalışan on binlerce eğitim emekçisinin sesine kulak verin. Mücadele dersini öğretmenler verecek. Mücadele dersini öğretmenler verecek.